Oh, bayağı soğuk Ankara. İstanbul'da havaları iyiydi ya. Efendim, iyi oldu. Maalesef araç bulamadım, yürüyerek geldim. Belçesi'ye uğradım, bir tost yedim, basit bir şey yemedim. Çok susadım. Bir üstüm falan olursa iyi olur. Aa, geldim değil mi? Ha, gelmişim. Ankara'dayım, geldim. Ay, ha, Ankara arabası. Ne güzel, Ankara arabası bunlar. Abi buralarda bir yemektir, sudur, vallahi ben acıktım. Bir şey, ya hep öyledir, hep öyledir. Yemin ederim acıktım. Ya yürüyorum İstanbul'dan. Oh, hadi geldim. Ha, müzik sesi geliyor. Efendim. Konuya dönelim tabii ki. Efendim, Sivan Karaman bir yıl sonra, 1,5 yıl sonra ilk defa Ankara'da bayisini açıyor efendim. Sivan Karaman İstanbul Park. Sivan Karaman, hayır ben de karıştırdım. Sivan Karaman Antalya bayisi. Ankara. Ama yoksa ya. Antalya mı gelecek bundan sonra? Onun sürprizi miydi bu? Onu söyleyeyim. Şimdi hepsini sunacağım ya, kafam karıştı. Efendim, şimdi Ankara bayisini açıyoruz. Haftaya da Antalya bayisi açılacak. Niye buraya çıktık anlamıyorum. Evet, işte Sivan Karaman Ankara bayisi efendim. Buyurunuz. Ve efendim işte Sivan Karaman'ın Ankara bayisiniz efendim. İşte Sivan Karaman bir açılımla beraber güvenli insan dediler ki biz de açalım. Sizin karavanınızı Ankara'da satalım dediler. Ve işte Ankara'dayız. Ankara bayisindeyiz. İçeride 3 güzel modeli var Sivan Karaman'ın. Bugün buraya geldik. Ben yürüdüm, olabilir. Yoruldum ama asıl susadım. Karnım da aç ama ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Ayaklara kara sular indi. Ve işte efendim Mevlüt Bey. Mevlüt Bey. Ne yapıyorsunuz Mevlüt Bey burada? Siz arabayla geldiniz. Ben yürüdüm. Gördün mü bak. Mevlüt Bey'e sordum ben sabahleyin. Neredesiniz? Biz yola çıktık dedi. Dedim ben yürüyerek mi geleceğim dedim. Belçesi'de buluşuruz dedi. Belçesi'de buluştuk işte orada biraz öyle. Arabayı almadı sonra. Ayaklarına çamurlanmış falan. Efendim tabii ki samimiyetine sığınıyorum. Hoş geldiniz. Efendim Sivan Karaman Ankara bayisi burada gümbür gümbür. Bir bakalım bir beraber gezelim de. Taylan Bey'le çok güzel bir yolculuk yaptık. Yolda ya, güzel güzel sohbetlerini dinledik. Tabii şaka yapıyoruz, yürüyerek falan yapmadık ya. Yürünür mü Ankara'dan buraya? Efendim elmas, hay Allah. Hemen de gördüm. Safir mi? Safir. Özellikle bir safir görmeli elmasa niye bakıyorsun? Evet, ne safir yani burada efendim. Bir elmas tutuşu varsa biz size ben ne bileyim ben efendim. Ne yapalım ya. Efendim safir çok güzel. Revo markalı, üstüne şey koymuşuz. Bir de Fiamon var mı? Yok, bu Dometic. Ha, Dometic. Tamam, Dometic. Revo diyorum, pardon. Burada bunu koymuşlar. Burada nasıl yapmışlarsa zar zor şu köşeye bravo, tebrik ediyorum. Şu sütunlar var ya binayı taşıyan. Buraya böyle aşağı sığdırmışlar, tebrik ediyorum. Onu burada imal yaptık ya. Ha, burada mı birleştiniz? bak görüyor musun? Her yerde yaparım diyor. Her yerde diyor. Evet, Civata Sivas. Sivas, Sivas'ta mı? Bravo, tebrik ederiz. Çünkü bayilerimiz Sivas. Sivas, sen ne diyorsun Taylan Bey diyor, ne diyorsun diyor. Evet, hemen buraya, neydi efendim bu? Bu incimiz. İnci. İlo İnci. Bakın. Siz buyurun, devam edin. Rica ederim, rica ederim. Bak, misafirler gelmiş, açılışta geldiler. Sağ olsun, içeri inceliyorlar, bakıyorlar. Umarız Ankara seyircisi diyor. Hep seyirci diyorum ben biliyorsunuz artık. YouTube'dan kaynaklanan bir şey. Severleri, incelerler yukarıda gördüğünüz gibi kasetli var burada, ince kasetli. Evet. Üst kat var, üst katlı da şey. Burada broşürler hep sağ olsun. Güzel. Çok heyecanlı aslında. Bakın, hiç Anadolu bölge bayiliği. Evet. Şurada da şöyle Sivan kardeşler var abi. Sivan kardeşler. Burada isterseniz diyor. Böyle biz, böyle buradan. Fotoğrafı çektirebilirsiniz diyor. Şöyle hemen çok kısa aslında hemen burada gösterelim. Ondan sonra konuşayım isterseniz. Burada da meşhur elmasıdır efendim. Ben elmasa diye hemen gireceğim ya. Aslında burada konuşalım daha güzel olur. Demin dediğim gibi tam anlatamadım belki ama bir daha söyleyeyim. Sivan Karaman 1,5 yıllık bir üretime geçti. 3 tane karavanı vardı. Ve bu 3 karavandan sonra üzerine 1-2 karavan daha ekledi. Büyük bir risk aldı aslında piyasaya göre. Ve riskten sonra işte bugün burada ilk bayisi, Ankara bayisi. Hemen hatırlatayım isterseniz haftaya da cumartesi günü Antalya'ya geçiyoruz. Daha sonra da Muğla'ya geçeceğiz. Gümbür gümbür gidiyor. Görüşmek üzere. Dedi, alın bir tane bizden bir karavan dedi. Oturduk onun argesini yaptık. Çalışma yaptık. Tabii sağ olsun Nezih abi burada çok eli kolu böyle oralara gitti geldi. Tabii ki Nezih abi daha tekniktir, daha yılları tecrübesidir. Ben de içinde yaşıyorum diye böyle bir beraberliğe girdik. Daha sonra riske girdiler. 2 model daha çıkartıyoruz dediler. Aman dedim yapmayın 2 model, 5 model falan. Biz yapalım. 1 yıl içinde 5 model çıktı. İşte şimdi ilk bayisi Ankara'da oldu. Tebrik ediyorum Mevlüt Bey. Ve hoş geldiniz efendim tekrar hepinize. Taylan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu arada burada... Evet şimdi Ankara'da Bursaklar'dayız. Neydi? Karavan.
bayimizin açılışını yedik. Ankara'daki ilk karavan bayisi. Bir de nesne pidemizi yedik. Güzel. Şimdi pide yedikten sonra burada balıkçı gördüm. Ankara'da balıkçı. Enteresan. Ankara'da ya, deniz var mı abi? Düşünerek. Anlıyorum ben seni. Tuz Gölü diye bir şey var abi ama. Tuz Gölü Ankara'nın dışında. Çok içeri değil ki. Ya, Van Gölü Van'da. Bu şeydi. Abi hangi kanal? Ha, evet, balık fiyatları bakıyoruz. Ben buradan söyleyeyim. Çok gitmeyelim belki. Şey, İstavrit bir şeyler mi? İşte benim. O zaman mezgit 35 lira. Bakın ne güzel. Of bakın, of. İstavrit 25 lira. Ankara'da balıkçı yürüyor. Göremezsin. Deniz olmayan yerde balık var. Neden? Güzel, taze balık. Diyor ki, ben diyor öyle diyor buzluktan falan çıkarmadım diyor. Bayağı taze balığım var diyor. İşte buyurun. Kaya levrek 70 lira. Bir konuşalım bakalım abi. Nereye konuşalım? Hakkında abi. Ne o? Ha öyle mi? Siz mi? Baba bak burada. Baba şey, İstanbul'da biliyorsunuz Bostancı'da sahilde balıkçılar vardır. Onlar böyle şey yapar. Sesleri çıkmaz. Nedir mesela biliyor musun sesin? Çünkü o balıktan geliyor geceliği, sabah geliyor. Paka, paka et abi. Anlatı anlamıyoruz adam. Abi ne oldu? Balıktan geldim hocam, taptaze diyor. Taze mi efendim? Tabii ki taze. Evet doğru. Çok güzel. Sağ olsun. Güzel fikir. Çok güzel fikir verdi. Bizden baba bizden. Evet. Çipura 80 lira. Çipura 80. Somon 65. Ya aslında İstanbul aynı fiyat mı aşağı yukarı? İstanbul aynıdır normal ya. Fiyatlar hemen hemen her tarafta aynı. Aslında evet. Balık. Balık işte. O balık bu balık işte. Günü bildiğin. Alanya'ya bakıyoruz. Alanya'daki fiyatlar da aynı. Öyle mi? Bayağı. Ya biz İstanbul'dan deniz olur, herkes falan filan deniz, diye ucuz olsun deriz. Yok abi hiç alakayı. Bizim mal yerinde pahalı. Mal yerinde pehyani. Ürün yerinde pahalı. Ve balıkları öldürmek için böyle... O yüzden balığı bundan sonra Ankara'dan alıyoruz abi. Artık Ankara'ya gelip balık alacağız. Evet. Balıkları abi, öldürmek için böyle yapıyorlar efendim. Boğuyorlar buzda. Kafana sokmuşlar hepsini. Hayır, ama yani sizin canı çekiyor. Şunları bir kere temizlemiştim. Neydi bunlar? Hamsi miydi? Hamsi. Abi bitmiyor yani. O yap ona sonra lüp lüp gidiyor ama ben eller böyle ki bir daha yapmıyor. Bakın hemen yanında rokalar mı kadar? Of ya baba işte ya. Roka. Canım. Kalamış'ta bunları bulamazsın abi. Artık. Kalamış yavaş yavaş artık biliyorsunuz gidiyor. Efendim. Erkin abimiz de. Nizi abimiz de. Beraberiz. Hepimiz geldik. Dedik ki ya hepimiz beraber burada olalım. Açılışta da beraber olduk biliyorsunuz. Belediye başkan yardımcımız mı sanıyorum. Geldi kendisi sağ olsun. Teşekkür ederiz. Karavan nerede? Ha yapıştım kaçırmıyor. Ha burada balonların yerini karıştık. Ve Sivan Karavan'ın ilk bayisi, Ankara bayisini açtık. İşte balonların orada. Benim balonlarım vardı. Sivan Karavan aldı. Balon vardı eski. Vay be yaşlanmış. Şuradan. O zaman güzel bir parça mı geliyor? Ne parçası? Evet, orijinal bir kornet. Ama tabii bu piccolo kornet de değil, başka bir şey. Piccolo şey bu cep trompeti. Cep trompeti efendim. Orijinal. Neydi efendim? Veril mi? Evet. Veril marka. Beyefendileri görüşmüştük şimdi İstanbul'dan. Ben şimdi görüyorum. Olsun sorun tamam. Şeyler var. Onu bir şey yapılır ona. Buradan açılıyor muydu ayarımız? Yok, ha buradan değil, burada. Zor gibi. Ayarımız zor buradan. Gibi. Efendim bu cep korneti. Güzel. İstanbul'da beyefendiyle görüşmüştük. Ben de Ankara'ya geliyorum dedim. Siz de Ankara'dasınız dedim. Aa güzel dedi. Bir bakalım dedik öyle. Bakalım işte yani güzel alacağız. Sizlere bununla müzik yapacağız. Program açıldı. Dostlar böyle bir üçlü kuşa yapıyoruz. Ben kendi YouTube kanalımdaki videomu bitiriyorum. Ankara'dan, Sivan Karavan'dan herkese selamlar. Açıldık. Dayan abi. Açıldık. Açıldık. Erkin kardeşim. Deneme tahtası. Mutlaka izliyorsunuz ama takip edin. Zili de açın. Şöyle. Kendi kanalıma değil. Erkin'in kanalına mutlaka. Taylan abinin de kanalını izleyin. Zili açın. Seviliyorsunuz. Ankara'dan herkese selamlar. İnşallah Türkiye'deki bütün vilayetler, 81 vilayette karavan firmaları olsun diyoruz. Saygılar, selamlar. Evet. Evet. Ben efendim, bitirdim artık. Şu bu çıkardık efendim.
Evet. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Ankara'da bir karavan bayisi açıldı. Sıvan Karavan'ın karavan bayisi açıldı. İlk Sıvan Karavan bayisi. Bunu bekliyor muyduk? Hayır, beklemiyorduk ama bir yıllık bir firmaydı. Bir yıl içinde ne oldu? 3 tane karavan çıkardı. Sıvan Karavan. Yakut modeli, Safir modeli ve Zümrüt modeli. Çok güzel dedik. İşte bu dedik. Ben de gittim. Sizler de biliyorsunuz. İnceledik fuarda. Aa dedik, dün güzel dedik. İlk defa yerli olarak güzel bir şey yapılmış. Avrupa karavanları yakın olmuş. Kendileri bir şey üretmiş falan dedik. Sonra birden bir baktık. Bir sene geçerken iki tane daha model çıkardı. Aman dedim, dikkat edin, biraz risklidir. Hani bir yıl içinde bir 5 tane olması falan. Dayanamadı. Biz doğru gidiyoruz. İnandığımız şeyde gidiyoruz. Umarım güzel olacak dedi. Hemen tak elmas ve inci modelleri girdi. 5 modelle bugün burada ilk karavan bayisindeyiz. Öyle değil mi? Evet. Babalar, ben amcalar. Amcalar küçük olur tabii her zaman için. Ve buradayız. Ben çok konuşmayayım aslında. Babalar buradayken onlar konuşacaklar. Nizar abi de, Erkin de geziyor, dolaşıyor. Yani ben çok gezmediğim için bir şey söyleyemem. Bu evi. Ha bir de şunu soralım. Çok soru sormayacağım. Sizler biliyorsunuz. Ya şimdi karavan şeyler açılıyor. İmalat yerleri açılıyor. Fabrikalar açılıyor. Üretici firmalar açılıyor. Tüketiciler diyor ki biz de istiyoruz karavan diyor. Fakat bu arada sorunlarımız oluyor. Ne sorunu? İşte efendim ya fiyatlarda bir şey olur mu? Ya işte her şey yarısı karavanın yabancı, yarısı yerli de malum. Onları bir değinirdim hani ne yapsak, nasıl düzelir? Biraz aslında çözüm de getirmek istiyoruz burada. O da güzel bir şey olur. Olabilirse bir de kampçılık yani ben karavanımı Taylan Bey Instagram'dan yazıyor. Sizi de yazıyorlardır. Taylan Bey biz karavan alacağız ama ya nereye koyacağız? Sizin orası müsait mi? Bizim orası müsait değil diyor. Karavan almıyorlar buraya. Ha işte orası var, burası var diyor. Bir de karavan koyacak yerimiz sorun. Buyurun efendim. Şimdi ben tabii karavan konusundan önce Sıvan Karavan'ın evet. şeylerini anlatacağız. Tamam tabii ki. Ben ilk önce sevgili Erkin çünkü iki tane yerli karavan kullanmış. İki farklı markayı kullanmış. Doğru. Kişi olarak bir yerli üretim bir firmanın içerisindeyiz. Şimdi ben birçok karavan gördüm. Birçok karavanın içerisinde de iştirak ettim. Ve Sıvan'ın ta baştaki o kağıt üzerindeki projeden beri başlayıp da geldiğim için hani belki taraflı da konuşuyor olabilirim. Olur. Sevgili Erkin'in yorumlarını ben aslında duymak istiyorum bu karavanla alakalı. Eyvallah, ben bir defa yeniyim karavanı. Daha öğreniyorum. Önce onu söyleyeyim yani. Sizin kadar eski değilim. O zaman ukulalık falan yapmam zaten ama deli gibi de öğreniyorum. Araştırıyorum, okuyorum, izliyorum. İşte fuarlara böyle deli gibi dolaşıyorum. Bütün modellere bakıyorum. Yani düşük bütçeli bir karavanda başladım. Ki bence o çok büyük bir şans aslında. Çünkü bir sürü insan benim gibi işte ben motosiklet ve kampı çok seviyorum. Karavan hayatıma olsa mı olmasa mı işte derken dedim hani az bütçeli bir giriş yapayım bir bakayım. Evet. Seversem sonra üstüne koyarım dedim. Yani o yüzden aslında işte Sıvan'da düşük bütçeli karavanlar da bence sektöre büyük hizmet ediyor. Ama genelde hep böyle düşük bütçeli karavanlar birbirlerine çok rakip olmaya başladı. Yani hiç kimse de şey yapmıyor mesela. Herkes şey diyordu Sıvan öncesinde özellikle. Ya işte bizim yerli karavanlar niye Avrupa'ya yaklaşamıyor? Aslında yaklaşabilirler ama burada çok büyük bir risk vardı. Çünkü Avrupa'ya kalite olarak yaklaştıkça fiyat olarak da yaklaşıyordu. Ve bir sürü marka bundan kaçınıyordu aslında. Yani bence işçilikle ilgili bir sıkıntı yok. Bence işçilik bakımından Türkiye çok önde. Çok çalışkan, üretici, pratik zekalı, hızlı. Evet. Yani atılımcı, girişimci ama... İşte risk alan fazla marka olmuyordu. İşte Sıvan ilk defa girdi. Yani ben de mesela işte bunun önce Erbağ kullandım. İşte NK kullandım. Hala NK var ama satacağım. İşte bütçeye göre hep bir adım üstte taşımaya çalışıyorum. Kullandıkça da eksiklerini görüyorsun. Eksikleri görüyorsun. İşte tabii ki kalite arttıkça fiyat da artıyor. Ama en sonunda Sıvan'da şunu görebiliyorsun. Yani gerçekten işte markaya bakmasan şu anda içinde olsan hani bir Avrupa karavanın içindeymişsin gibi. İşçiliği olsun, donanımı olsun. Tabii ki fiyat da artıyor ama benim içimi çok rahatlattı. Yani böyle karavan yapabiliyor olmak, o duruma gelebiliyor olmak. Evet. Bir de şey de güzel oldu, hani yatırım maliyeti çok yüksek. Hani bu adamların piyasada tutunur mu, tutunmaz mı? Yani bakalım kaç yıl daha devam eder gibi sürü insanlar çekinirken bayilik açması müthiş bir şey. Demek ki adamlar bunun arkasında duruyorlar. İyi de gidiyor, şey de gösteriyor demek ki. Doğru. Yani insanlar yerli karavan da aslında ilgi gösteriyorlar. Hani Avrupa hayranlığı var ama onun dışında gerçekten biraz daha uygun. İşte belki satış sonrası muhatap alınma anlamında da avantajla değerlendirip Sıvan Karavan yükselişte. Yani bunun sonucu bence şey de olacaktır işte düşük bütçeli artık birbirine rakip markalar yerine artık standartı daha yükseğe de çıkarsan demek ki iş yapacak. Hani kendine rakip de bulacak. O yüzden ya benim gidişatım size göre böyle yeni başlayan birisi için yani bütün karavanları gözlemleme şansım oldu. Tabii ki düşük bütçeyle büyük bütçe arasında inanılmaz bir
donanım farkı var. Hani çok. Konfor çok önemli değil belki. Değil, özellikle tamam. Ben işte motorla geziyorum, kampçıyım, konforum çok dert değil ama gerçekten işte kış şartlarında olsun ya da tek kişi değil birkaç kişi yaşayacaksan işte her bir metrekareye inanılmaz nasıl kullanıyorsun. Ram sisteminden şuna buna. Yani bir mimarın dokunduğu, bir mühendisin dokunduğu çok belli bu karavanda en azından. Ciddi bir arge var. Evet. Ya hep söylediğimiz bir şey var aslında Taylan abi. Birçok kişi biliyor ya da bilmiyor. Firma yani ben bilirim de yola çıkmıyor aslında. Swan. Evet, onu yapıyor. Yurt dışında bir danışmanı var. Çok ciddi firmalara tasarımlar yapmış bir danışman bu. Türkiye'de hepimizin söylediklerini kulak arkası etmiyor, yapıyor. Evet. Başarı geliyor. Ama bu zaten benim şahsi istediğim Türkiye'nin Avrupa'daki karavan üretiminin merkezi olsun istiyorum. Keşke. Bu benim hayalim. Tabii. Türkiye için. O yüzden de yerli üretimi destekliyorum. Şimdi burada siz yurt dışındaki markalarla alıp da bir karavan yapmaya kalkarsanız maalesef fiyatı yüksek oluyor. Sebebi şu aslında. Bu ürünler yurt dışından geldiğinde bize ÖTV yiyor üzerine. Çok ciddi bir ÖTV söz konusu. Fırın, buzdolabı, ocak gibi. Bir çekme karavan yurt dışından hazır bir şekilde Türkiye'ye geldiğinde sıfır ÖTV. ÖTV yok onda. Hı hı. Ve onun içerisinde de buzdolabı var. Onun içerisinde kalorifer var. Onun içerisinde ocak var. Doğru. Tuvalet var. Ama biz ülkeden tek tek buzdolabını, lavabosunu, evyesini, tuvaletini almaya kalkarsak ekstra ÖTV'yi üzerine... İşte burası çok önemli. Bu konu evet. Aynen. Bir de şu da var abi değil mi? Herhalde çok düşük adetli aldığın için birim fiyatın da çok yüksek zaten. Ve üreticilerimiz bu dünya markalarıyla gidip de ya direkt çalışamaz. Türkiye'deki distribütörle çalışır. Sebebi şu, adet yüksek olmadığı için orada distribütöre yönlendiriyor sizi. Şimdi buraya kadar okey. İstediğimiz neydi bizim? Dünyada iki tane önemli marka var sektöre yön veren işte. Birisi Domatic, birisi Tedford. İşte kaloriferde turbalar var, şunlar var, bunlar var, bunlar var. Ama dünyaya buzdolabı sattığımız, çamaşır makinesi sattığımız bir devimiz var bizim. Arçelik gibi, Beko gibi, yani, Vestel gibi. Bunlar... Çok hızlı bir şekilde karavan için buzdolabı, karavan için ocak, karavan yaparlar için tuvalet hızlı bir şekilde yapılabilir. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Demin yani 15 dakika önce bir müteşebbis kardeşlerimizle görüştüm. Karavanlar için yönetim paneli yapmışlar, geliştirmişler. Müthiş bir şey. Şimdi onu tanıttılar. Onu bir açabilir miyiz nasıl yönetim? Kataloğu da yanımda. Hatta Asım Beylerle tanıştırdım, görüştürdüm. Muhteşem. Şimdi aslında bu 1, 2, 3 derken bizim ciddi bir şekilde üretici. Ne oluyor? Kırıyorlar. Yok şey bakıyorlar. Dış duşu tanıtıyorlar arkadaşlar. Dış duşu da. Dış duşu. İçeri giremediler. Çekim vardı. Dıştan çalışıyor. Şimdi bu biz ocağımızı geçen TTI'nin düzenlediği İzmir'de bir fuar vardı. TTI'nin düzenlediği demeyeyim. Gene Leyla Başkanım kızmasın. UKKF Başkanımız Leyla Özdağ selamlar olsun burada izlerse. Çünkü UKKF'nin de içerisinde olduğu bir oluşumla İzmir'de bir fuarcılık yapılmış. Ben de tesadüfen gittim abi. Yedik fırçayı Leyla Başkanım'da. Sıkıntı yok. Her zaman haklıdır. Şimdi bu o fuarda da anlatıyorum aslında. Bir karavanın içerisinde yerli bir ocak kullanılmış. Yerli ocağın üzerinde bir düğmeye böyle bastırdığınız zaman aşağı girip çıkıyorsa o düğme otomatik gaz kesicisi vardır. Şimdi bakıyorum otomatik gaz kesicisi var. Çeviriyorsunuz, basıyorsunuz, ateşleme var. Bir karavan ocağındaki olması gereken ama üzerindeki o alev çıkan o gözlerin orada oynak. Yani evde kullanılıyor ya. Evet. Bu hareket ederken hem trim sesi yapar, o çakır 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 çakır, hem de dağılır. Frene basarsın kopar. İşte karavan ocağıyla ev ocağını ayıran tek şey, çok basitçe anlatıyorum. O siyah kapaç alev yanından çıkıyor. Onun üzerinde bir tane vida oluyor. Bakın orada çevirin. Oradan gösterebilir misin dostum şeyi? Evet. Ondan sonra göstereceğiz. Vidaladığınız zaman sabitleniyor. Şimdi bu kadar ocağı yaptığımız angastre çok şık evlerimizde acayip ocaklarımız var değil mi? İki tane vida koyduğumuz zaman aha karavanımız şeyi ocağı bu.
üzerine camını yap, bilmem nesini yap. Bunu yapabiliriz, çok hızlı bir şekilde dönüşebiliriz. Sadece biraz zamana ihtiyacımız peki, var. Peki şimdi mesela istese Sıvan Karavan dese ki o firma, ya ben böyle bir şey istiyorum, siz de beraber başlayalım dese. Acaba talep ağızlığından mı girmeyebilir mi? Şimdi zaten buradaki en büyük handikapımız şu. Birçok bununla alakalı anılarım var benim. Bir gün bir abimiz dedi ki, ya bu kamp sandalyeleri kaç para dedi. Valla dedim yani 80-100 euro. İşte evet. Önünde şezlong olanı var, 150 euro falan dedim. Ya dedi bunun dedi üzerinde ben alüminyumcu dedi. 3 kilo alüminyum yok şu kadar para. Ben dedim lütfen yapar mısın bunu? Evet aslında çünkü, doğru. Çünkü arkadaşlar o kamp sandalyesi diyoruz ya, üzerinde bir bez bir parça var. Hani oturduğumuz evet, yer. Doğru. O bez parça olduğu için devletimiz gümrük prosedüründe tekstil ürünü olarak görüyor onu ve %60 ödeme uyguluyor. Buyurun işte. Öğrenmiş. Şimdi normal şartlarda 35-40 euroya alabileceğimiz sandalyeyi yurt dışında biz burada arıyoruz 80-100 euroya. Çünkü ödeme ödeniyor. Tekstil diyor ki devletimiz, Türkiye'de tekstil vardır. Vardır da o sandalye yok. Şimdi abimiz de diyor ki kaç tane yapılır bundan? Kaç tane yapılır değil. Aslında firmalarımıza şunu demek istiyorum. Buradan inşallah bizi dinliyorlardır. Lütfen bir karavan ocağı yapın. Türkiye'deki karavancı almıyor mu bunu? Yurt dışındaki Düsseldorf'ta Ağustos ayında, Şubat'ta da Stuttgart'ta, Ocak sonunda Stuttgart'ta fuarda bir stand açın. Bitti. Oraya koyun, sergileyin ve yurt dışındaki firmalar satın. Bakalım ne olacak. Doğru ama yani. Bugün yurt dışında üretim yapan bir firma yılda 35-40 bin adet karavan üretiyor. 35 bin adet. Siz mücadele edin. Girer. Üreticiyi niye zorluyorsunuz? Doğru. Yani mücadele edin. Ürettiğin ürünü yurt dışına satmak için mücadele et. Bir tane adam gelmiş senden bir şey istiyor. Sen bunu 35 bin tane satmaya çalışma. Yanlış mıyım abi? Biz de maalesef birbirinin kopyası ucuz çekme evet. Karavan üretmeye yarışıyor içinde. Evet, o kadar. Yani sürekli hani aynı biraz, çekme biraz. Karavanı üretiyorlar. Birbirinin ya, aynısı kopyası. İsim vermeyelim yine, dediğin çok doğru. Yıllardır mesela iki firma var. Aynı üretiyor. Ben de soruyordum ya dedim baba hani biraz böyle bir şey. Taylancımı satıyorum diyor. Şimdi tabii alan da var ya evet. Tamam diyor. Sonra sahibinden koma bakıyoruz ya da karavan efendim sayfalarına bakıyoruz satılık yerlerde. Ondan çok var o karavandan. Niye satılıyor acaba senin çok karavanın? Niye kimse beğenmedi mi? Ne oldu? Ben onu görüyorum aslında. Herhalde beğenmediler. Aldılar, kullandılar. Bilmiyorum. Şimdi, biraz daha özür dilerim. Ona yapılacak yatırım işte keşke ocağı yapsa, başka şey yapsa adam yani. Daha yani. Da kâr edecek aslında. Ama şimdi abi biz millet olarak bir şeyimiz var. Biz Avrupalı değiliz. Aa çok başarılı yapıyor, bravo demiyoruz biz. Aa çok para kazanıyor, ben de bu işin ucundan girelim diyoruz. Kendi işindeki ne kadar para kazandığını doğru. Hesap edemiyor. Karşıdaki komşusunun ne kadar iş yaptığını çok iyi hesap ediyor, kâr ettiğini. Şu anda bu yükselen trend. Aynı simit sarayları gibi, aynı çiğ köfteciler gibi, aynı bir milyonculuklar gibi. Hani böyle furya vardı ya, her köşeyi dönüyorduk simit sarayı falan. Yani tabii. Şimdi ne oldu? O bitti. Duruldu. Bizi biz yapan aslında özellikler bunlar. Şimdi bu su durulacak. Herkes şu anda biliyorum ki sana bir dünya insan abi karavan yapacağız nasıl yaparız? Taylan abime soruyorum. Bir dünya insan karavan yapacağız abi nasıl yaparız? Bana bir dünya insan karavan abi yapacağız bu olur mu falan. Kaç metre yapmalıyız falan diye bu tarz sorular geliyor. Şimdi bu tarz sorular bir zaman sonra kesilmeye başlayacak. Şu kesilmeye başlamak zorunda. Çünkü neden? İşte Sıvan devam edecekse ki edecektir. Çok ileriye gitmiş olacak. Yakalayamayacaksın artık. Benim iddiam zaten şu andaki bulunan mevcuttaki sektördeki firmaların %40'ı önümüzdeki 5 sene içerisinde piyasada yer bulamadığı için olmayacaklar zaten. Daha başka bir kulvara geçecek ya da. Çünkü artık hani bize müteahhitler evler yaptı ya böyle kare, saçma sapan bunlar daire, lüks dairedir diye bize sattılar ya. Şu anda 20 sene önce yapılan daireyi yapsa satabilir mi? Bir evet, dünya doğru. İşte spor salonu koyuyor, havuz koyuyor içerisine, bir aktivite koyuyor, tavan aydınlatmaları koyuyor, öyle satılıyor artık. Artık gözümüz arıyor. Sadece yavaş. Sıva yapılmış bir binayı istemiyoruz. Şimdi dolayısıyla karavan da aynı şekilde bir yerden bir yere gidecek onu. O yüzden sabırla ben bugün
çok şimdi tabii senin dostların, gelenlerin sevgili Erkin de çok dost geldi. Evet motorcu abiler tabii. Karavan neymiş, çadırcıyız biz falan. Şey yapıyoruz, çok güzel. Çünkü ben de motosiklet. Gözün ucuyla da bakıyor. Aslında fena da değilmiş yani diyor. Böyle. Evet, tabii. Aslında kesim ortak or, yani. Doğaya gidecek zaten. Tabii. Oradan oraya gelecek doğru zaten. Getir, doğru. Abi ne diyecektim ya? Kafamdan gidiyor. O zaman bu arada reklamdan sonra gideyim. Hemen reklamdan sonra dönüyorum. O kadar şey oldu şaka, ki. Şaka. Bayağı böyle. Unutmam ya. Unutur muyum? İhtiyarlı mıydık o kadar? Şey ne? Şey diyordu ya. Batacak diyordun o markada. Ha onlar. Yok yok. Orayı şey, arabanın içindeki şeyleri. Arabanın içindeki şeyleri güzelleştirmek zorunda. Gelen değil. Hayır. Unutmam ya diyorum. Tamam, işte hala unutturunuz. Tamam ben kahvemi içeceğim. İhtiyar mıyım ben tamam. Arkadaşım? Ben sizi dinliyorum. Dinliyor musunuz beni? Dinlemiyorlar. Seyirci nasıl dinlesin? Siz dinlemiyorsunuz lan. Neyse. gelen ileri seviye karavancı abilerim var buraya. Yani ileri seviye karavancı dediğim hem lüks seri, yurt dışında üretilmiş lüks segment kullanan, hem de o karavanınla çok ciddi vakitler ve zamanlar geçirip karavancılığı ruhunda hisseden abilerim geldiler buraya, sağ olsunlar. Yalnız bırakmadılar beni. Şimdi siz bir high level bir üründen yerli bir karavana soktuğunuz zaman şunu demesi çok önemli. Vay be yapmışlar. Vay be yapmışlar. Şimdi bakın çok önemli bir detay var burada. Eskiden biz karavanın kümülatif totaline yorum yapıyorduk. İyi olmuş ya da kötü olmuş diye. Hmm. Şu anda makrodan mikroya indik. İşte stopun kenarındaki çerçeve şöyle olsaydı çok daha iyi olurdu. Bu ne güzel bir şımarıklık değil mi? Şahane bir şımarıklık. Artık evet biz oradaki o çerçevenin etrafındaki yapılacak kromaj mı olsun, nikelaj mı, alüminyum mu yoksa fiberglas mı özel bunları konuşuyoruz. Demek ki çözdük tamam. Çünkü karavan oldu artık. Tamam bitti. Doğru. Karavan oldu. Hikaye bu. Karavanın olmasından sonra şu lamba yurt dışından gelmesin abi. Evet doğru. Yapsın armatör üreticilerimiz şunu artık. Bir şey değil. Lütfen mesela. Yapsın yani. Ya yapabilir bunu ne olabilir ki? İşte Sivan Karavan'ın yani sahibi de onu düşünüyor zaten. Mevlüt Bey de aynı şeyi söylüyor. Yani yapsınlar gideyim hemen görüşeyim diyor. Ama diyor şey yapılmıyor. Hani böyle bir şeyle bakılıyor diyor. Taylan abi Erken abi. Mevzu şu. Yurt dışından karavan tedarik, malzemeleri tedarik eden firmalara da, Türkiye'deki üreten firmalara da. Dedim ki, bakın ben sizin yerinde olsam empati yapıyorum ve bugünkü arkadaşlarımıza, o kontrol paneli üretmiş olan arkadaşa. Dedim ki, biz böyle bir şeyler üretiyoruz, bilmem ne yapıyoruz falan filan demeyin dedim. Ben senin yerinde olsam şu kulpları üretiyor muyum abi, basçek kulbu? Şunun üzerine Sıvan'ın logosunu yapıştırırım, yaparım bu logoyu. Bir tane ahşabı keserim, onun üzerine monte ederim. Trompetin çantasını gösterir misin abi? Lütfen. Lütfen. Bakar mısınız kutuya? Ne kadar kaliteli bir ürün olduğunu kutu size öyle bir efekt veriyor. Tabii diyor tabii. Ki bu ürün çok kalitelidir, yani çok pahalı, çok şey üründür. Güzel durur diyor yani. Niş o hale getiriyor. Şimdi böyle bir kutu yaptım abiler. Özel bir kutu. Şu ahşabı da şöyle şekilli kestim. Bu kulbu da imal ediyorum evet. Zaten. Logosunu da Sıvan'ın üzerine koydum. Getirdim buraya açtım plaket gibi. Sıvan'la görüşme yapıyorum. Dedim ki bakın biz bir kulp üreticisiyiz. Buyurun sizin için bir kulp. Çünkü sen üreticisin. Pırlanta üretiyorsun zaten. Sunumunu yaptın. Doğru özel bir şey. Bütün Sıvan'da abi sayar mısınız kaç tane kulp var bu karavanda? Doğru. Tabii doğru. Deli gibi kulp satarsın. Satar mısın? Yapmak istiyorsan. Ya ama biz hangi üretimcilikle? İş yok abi. İş yok çalışmıyorsun. Onun için olabilir mi acaba? İş yok. Aslında yani var da yok işte evet. Yani mevzumuz bu. Ondan sonra üreticiler kısmını ben şey yapayım. Çünkü üretmediğimiz sürece ahvah edeceğiz abi. Evet doğru. Ahvah edeceğiz. Bugün üretici olsaydık, yurt dışına mal gönderiyor olsaydık, euro ya da dolar yüksek olduğundan hayıflanır mıydık yoksa hayır. Çok mu mutlu olurduk? Yok hayır tabii doğru. Yani. Motosiklet kısmından bir örnek vereyim mesela. Hı. Ben daha çok motosiklette yol aldığım için işte bizim giydiğimiz pantolonlar özel korumalı pantolonlar işte. Kevlar denen bir iplik var. Onlar sürtünme. Kevlar. İşte özel sürtünmeye dayanıklı içinde korumalar var mesela. Ya Türkiye'de bir tane marka var onu da söyleyeyim arkadaşımın. Tek 90 Grup diye geçiyor zaten. Mesela bunlar Türkiye pazarına oynasaydı
Yani Türkiye'de zaten onu alacak. Çünkü 150 Euro'dan falan başlıyor. Yani toplasan senede 500 tane falan ancak satarlardı. Ne bunun Ar-Ge'sine girebilirdi, ne başka bir şey yapabilirdi. Fakat adam büyük düşündü. Yani şu anda üretiminin %95'ini yurt dışına yapıyor zaten. Yani Türkiye pazarı onun için aslında buraya hizmet etmek gibi, bir gönül şeyi gibi. Bir güzel oturdu bak, evet, benim söylediğim. Aynen aslında bak, yapmışlar ya. Türkiye'de bunun güzel bir örneği var. Dışarı satıyor aslında ama satıyor burada... Ve dediğin gibi dolar euro artmış mı? Üret sandalyeyi. Dert değil, evet. Evet, adam bütün her şeyi kendi yapıyor. Makedonya'da bir tane fabrika açtı. Burada yetişemedi artık. Bravo. O kadar. Adam yakalamış. Yani illa mesela motosiklet üretmeye gerek yok. Tabii. Adam oradaki yakalamış açığı. İşte korumalar ve pantolon üretiyor mesela. Harika. Tam da söylediğin üzerine güzel denk geldi. Üret. Aynısı. Sınıf orada da var. Fuarlara katıl. Tabii. Satmaya çalış. İnternet sitesi yap. Ya bir çaba göster. Tabii. Hemen birisi yakaladı mesela. Geçen hafta çalışmaya. İtalya fuarındaydı mesela. Adam müşteri aramıyor. Sadece orada boy göstermeye gidiyor artık. Çünkü yetişemiyor bile siparişlere. Hani karavancı arkadaşlar. Ha, Tek 90 grubu gerçekten rol model olarak incelesinler. Evet. İş ben... var yani. Bizim işçiliğimiz o yüzden iyi. Gerçekten adam yaptığı İşçilik ürünler iyi. Yurt dışında inanılmaz beğeniliyor. Kursuzsuz iş yapıyor. Şimdi ben bir karavana girdiğimde Taylan abicim, ocağın markası modeli beni ilgilendirmiyor abi. Bak öyle bakmam ben konuya. Marka modele takıntılı değilim. İşlevsellik. Birinci önce işlevsellik. İkinci önce güvenlik. Şimdi karavanlarda dostlara da söyleyelim. Siz kafanıza göre bir ürün kullanamazsınız. O ürün E-belgeli olmalı. Mutlaka projesinde ya buzdolabı E-belgeli olmalı, ocak E-belgeli, tuvalet taktığınız tuvalet bile E-belgeli olmalı. Şimdi dolayısıyla hani bunun için söylüyorum, hem de üretmeye gönlü olan arkadaşlar varsa bunu ürettiğince bir de bir belgesi de alsınlar. Bu bir yatırım işi. Abi yani yatırımını yapacaksın ki parayı kazanacaksın. Güzel bir söz hatırlatayım lütfen. Diyor ki baba, bugün kazandığın para bugün ne yaptığınla alakalı değildir. Dün ne yaptığınla alakalıdır. Dün yatırımını doğru yaptırsan bugün doğru kazanırsın. Dün yatırım yapacaksın, hiçbir şey yapacaksın. Birisi geldi, Cem Yılmaz'ın dediği gibi, oh oğlanın çanını yaptık. Yok böyle bir şey yani. Düzgün yapalım, düzgün çalışalım, devam edelim. Ondan sonra bunu bitireyim mi? Sen bitir, ben soracağım. Ben bitirdim. Tamam. Başka bir yere geçeceğim. Tamam. Öyle eğlenceli mi? Kısmına geçelim. Ha peki. Yok tabii, olsun ama konuşmamız gerekiyor. Şimdi 15 dakikamı yönetmen. Aa, stajyerler biz el koyduk bu kanala. Acıktık tabii ya. 15 dakika bazıları yemiş yani. Yok, biz sabah erken de yola çıktık, doğru Ankara'ya geldik. Bir şey soracağım Erkin. Hiç mesela motor kullanan arkadaşların o grubun içinden. Ya baba sen karavan da falan kullan diye ben motorları artık yavaş yavaş bırakıyorum. Ya çekme karavan mı falan bir şey, mobil karavan mı yapsak, yani karavancılığa mı geçiyorum diyen yani oldu mu hiç? Var çok mı? Oldu çok. Ve yani, ne yaptı mesela, geçtiler mi geçemediler mi? Yok, geçen çok oldu şey. Gerçekten. Mesela hani konuşmanın başında dedim ya, düşük bütçeli mesela karavan üreticilerinin ondan öyle bir faydası oldu. Çünkü adam motorcu, acaba karavan da olur mu bana diyor. Mesela orada ilk başta gidip 200 bin lira vermek istemiyor. Tabii. Mesela 70-80 bin liralık bir şey vereyim, beğenirsem satar yükseltirim diyor mesela. Ha, öyle doğru. Yapan çok insan oldu. Herkes benim gibi, ben de öyle girdim. Biraz daha düşük bütçeli gireyim bakayım olacak mı diye. Baktım çok keyifli. Ondan sonra yükselttim, sonra güzel, oldukça bir tane daha yükselecek. Mesela çok enteresan abi. Kanaldaki videoların çoğu mesela karavan videoları daha çok izleniyor. Halbuki kitle motosiklet kitlesi. Evet. Ama meraklı adam çünkü. Evet, karavan, bir de evet. Öğrenmeye aç. Bilmiyor ya çünkü. O yüzden... Bir de şömine gidiyoruz çünkü. O da. Ya evet ya. Bir de yukarıda televizyonlar ya. Ateş orada neyi yanar? Evet. Bari yere koy televizyonu. Ayağını vursa kıracak. Ama Taylan abicim şöyle bir şeyimiz oldu. Pandeminin de etkisiyle. Aslında ben bu efekti... Aslında evet değil mi? Bu efekti, çok oldu. Karavan efektini önümüzdeki 5 ya da 10 yıl içerisinde böyle bir Big Bang'i bekliyordum. Yavaş yavaş stabil büyüyordu. Ya, evet büyüyordu. Ama bu pandemiyle müthiş derecede bir patlama oldu. Bunun getirisi şu oldu, insanlar eve kapandı, çok hızlı bir şekilde dışarıya çıkmak ve doğaya atmak istedi kendini ve en iyi, çünkü o 10 gün kapanmalar, 19 gün kapanmalar, 3 gün hafta sonu kapanmaları en iyi ve karavancıların da o günde her akşam haberlere çıkmamız. Evet, ya işte biz karavanımız var, evdeyiz zaten, hafta sonunu burada takılıyoruz dememiz. İnsanları çok ciddi tetikledi. Ve karavan almaya başladılar. Herkes aldı. Şimdi geldiğimiz şu noktada iki çeşit olduk biz. Bir karavancı olduk, bir de karavan sahibi olduk. Şimdi
karavancı, karavan kültürünü yaşayan. Ayırmak lazım. Evet. Ama bize sürekli bir tetikleme arkadan ya. Yok, tamam. Son iki dakika yazıyor ekranda orada. Yok, süremizi biraz aşabiliriz herhalde. Yönük benim de izin verirse. Kesersin. Parası neyse veririz ya. Sizin senin misafirlerin. Midemden sesler geliyor. Evet, ben de değilim. Bitiriyorum yani, ben sıkıştırdım. Ben şey yapıyorum. Ben esas açıklamam lazım. Örgüçüm büyük benim. Estağfurullah. Evet, ben kahvemi içiyorum. Şimdi dostlar. Ha, kahvemiş. Mevzumuz şu. Evet. Karavancı onu yaşayan. Yani ne diyoruz? Benim bir uzvum gibi aslında. Sürekli evet, onunla hareket ediyorum. Muğla'dan kalkıyorum. Buraya geliyorum. Karavanımla geliyorum. O ya otelde kalmak istemiyorum. Karavanımda kalıyorum falan. Benim bir uzvumu. Onunla beraber hareket ediyorum. Bir de karavan sahibi oldular. Sadece karavanı aldılar ve deneyimlemek ya da görmek. En önemli şey şu dostlar. Yanlış zamanda, yanlış yerde olursanız soğursunuz. Bu her şey için geçerli. Yanlış. Bu hangi hobiyi doğru yapmazsanız sıkıntı yaşarsınız. Sadece param var deyip gidip aldılar. 1000 cc üzerinde bir motosiklet alıp gelip de orada Allah'ım böyle 10 numara tekstile harcayıp 100 bin lira para verdim deyip bu ölmeyeceğim anlamına gelmiyor. İlk virajda ölürüm. Yanlış mı? Şimdi dolayısıyla karavan da öyle. Biz 1 milyon lira harcadık, acayip bir karavan aldık deyip de Ağustos ayında Ege'de, Akdeniz'de gezmeye kalkarsan rezil olursun abi. Lütfen bu karavancılık 365 gün 24 saat yapılacak olan bir aktivite. Sadece bunu yıllık iznimde yaparım diye bakmayın. Öyle yapmayın. Ve yıllık iznim Ağustos'ta yapıyorsanız zaten karavan o zaman doğru bir şey değil. Yani şimdi ben yılbaşı gecesinde karlı bir ortamın içerisine gidiyorum. Orada karavanımla geçireceğim. Yaylaları geziyorum 50 derecedeyken. Denize de Eylül'de, Ekim'de gidiyorum. Kimse yok. Kimse beni kovmuyor, etmiyor vesaire. Doğru. Çünkü bu yaz Taylan abi Ege'de ve Akdeniz'de yaşıyoruz. Çok karavancı dostumun böyle yaptığını, böyle lanet ettiğini o işe gördüm. Çünkü yanlıştı. Lütfen hobiyi doğru bir şekilde yaptığımızda keyfinden varılmaz. Bir de karavanınız varsa kot pantolonda gezmeyin. Evet, Rıza abi çok teşekkür ediyoruz. Erkin'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Buradalardı. Sürümüzü açtık ama sorun değil. Bizden sonraki programımızı devam edelim. Evet. Sivan Karabağ'ın Karabağ'ın arasını aldık. Özür dileriz. Herkes daha görüntü. İnceliydin değil. Abi beğendin mi? Bu arada bence çok güzel ha. Ben bak zaten kullanmamış. O da söyledi. O da trompetçiymiş beyefendi. Parçalar falan sağlam. Yani temiz. Ton zaten geniş. Ton bizim tabii çok kornet tonumuz değil. Ama şey hani minik ve çok şık bir enstrüman. Ton bir güzel bir parça mı dinliyoruz abi senden? Dinleyemiyoruz. Emri var ki. Emri var yok yemeğe gitti. Kesecek. Ama çok özledik abi haftalardır müzik. Müzik. Ne video atıyorsun YouTube'a? Ne? YouTube'a atıyorum da şu gerçek yönetmenim kaç 4 tane videomuz var. Hiç silme buraları. 4 videomuz var. Hatta gerekirse ben sayfamdan yayınlarım. Hiç kimse yayınlamadı o yani. O zaman bir şarkı. Ne şarkısı biliyorum ki yani çal. Ömür boyu süredi. Oğlum çalış, Samanyolu. Mini Dimo çal. Dudakların. Dudakların.
Hop hop hop. Bitmez, bitmez ağlaması. Ha bu böyle. Çantası da çok güzelmiş abi. Yok ama adamlar dediği gibi hakikaten yani ne güzel yapmış baksana. Ben bana da şey yaptım. Şey. Bunu pek koymayacağım ya bu zaten güzel. Burada bir şey var bakalım. O zaman senin trompet satışa aldı, çıktı. Burada, burada bir şey oluyor. Eski trompet satışa mı çıktı yoksa? Hayır olur mu? O benim çok özel. O benim kendi kornetim şey. O da güzel bir kornet. Bu böyle hep şeydi hani hep olmamıştı. İsterdim bir küçük bir şey böyle bir minik. Bir de işe falan giderken buna da çalabilirim aynı şey. Bak ne güzel bir klasik güzel bir çantası var. Ankara hediyesi oldu aslında. Daha doğrusu Svan Karabar'ın şansına yani. Aslında Svan Karabar'ın kornet olarak bunu kullanacağız. Gittiğimiz yerde belki müzik yaparken bununla yaparız. Görüş. Görüş. Ne görüş. Ve bu da efendim sağ olsun Svan Karabar'dan bana. Bunu da aldım. Hepsini alıyormuş. Bunlar da benim tabii. Svan Karabar amblemli tabaklarımız. Yani çok sarı olduğu için gözükmüyor üzerinde beyazın. Belki biraz daha koyu olsun. Sağ olsun. Evet efendim bir tane de şekerimiz var. Üzerinde de logo var. Ha bunda da var. Ama sarı olduğu için gözükmüyor. Tabii sarı olduğu için burada gözükmüyor. Emerken de buna böyle diğer atı üzerinde S yazıyor. Hadi bakalım bu da bizden. Şey hadi bakalım Ankara akşam, Ankara'da akşam.